Peki yani bu aslında 100. yıl, Ermeni olaylarının 100. yılına denk getirilmek üzere hesaplanmış bir proje var mıydı yoksa? Yok. Zaten filmi eğer Kültür Bakanlığı'ndan destek alabilseydim daha önce çekecektim. Ha, evet. Bizim kendi içinde zaten bir üçleme gibi düşündüğüm bir projeydi. İkinci filmden sonra zaten direkt düşündüğüm bir şeydi. Tam tersine o ara Kültür Bakanlığı'ndan destek alamadım. Gezecek bir sebep süre veriyorlar mı şunun için? Sebep aslında biraz Gezecek Uzun Sürer filmiydi. Onun politik olarak tavrı diyelim. Ve ondan sonra da televizyonlar zaten o filmi çok küçük, sadece kablo TV gibi şeylerde gösterebildik. Ondan sonra o para arama süreci, finans dediğimiz süreci uzayınca filmin şeyi de uzadı. Orada da zaten ben hep onu söylüyorum. Maalesef Türkiye'de bu sansür tartışmalarından dolayı da biliyorum. Doğrudan sistemin, devletin sansüründen çok maalesef bazen otosansür olayı daha çok fazla can yakıyor diye düşünüyorum. Doğru. Mesela o Kültür Bakanlığı'na başvurduğumuz zaman biliyorum ki işte proje o aslında Cannes Atölye'ye seçilmişti. Başka Rotterdam'da işte 10 proje arasına geçmiş. İşte Montpellier'de birincilik ödülü almış ve sonuçta orada da özellikle de Montpellier'de ciddi senaryo doktorlar farklı ülkelerden böyle çok beğenerek de yani tartışmıştık falan filmin dünyasıyla ilgili. Ama ve birinci, ikinci filmin seversiniz, sevmezsiniz. Bu başka bir şey zaten. Çok çok. Ama 100'e yakın festivale gitmiş. Evet. İşte toplamda 60 ödül olmasına rağmen. Sonuçta kriter odur orada. Ve sonbaharda bağımsız filmler içerisinde bakanlığa alınan paranın bir kısmını geri öden tek projeydik. Buna rağmen desteklenmedi. Sonra çok takılmadım. İyi ki de belki şu an bakıyorum desteklenmemiş belki. Belki çok de oraya takılmıyorum açıkçası. O yüzden 2015 meselesiyle ilgili bir böyle bir taraf var. İkincisi yani bu filmimi izleyenler zaten görür. Bir kere bu soykırım ve inkar meselesinde çok inkar edenin pozisyonunda duran biri değilim. Zaten böyle durmamak gerektiğini. Çünkü o inkar edenin inkar ettiği şeyi ispatlamaya çalışmak onun aynı pozisyona düşmek benim için. Filmde de zaten biraz açıkçası izleyenler görüp hiç böyle bir ispat çubuğu falan hiç öyle bir derdim yok. Tam tersine benim meselem ne ve bu meseleyi ben sineması olarak nasıl anlatabilirim? Daha çok bunun derdine düşen biriyim. Soykırım da 102. yılında soykırım bu ülkede eğer bu meseleler hala konuşuluyorsa devam edecek yani o meseleler. Biraz öyle düşünüyorum.